Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte ofisimize teşrif eden PlayStation 5'e bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi kendisi ofisimize geldi, parasını verdik, aldık. Bildiğiniz gibi 19 Kasım'da, belki bugün yayınlarız, belki birkaç gün sarkar video ama 19 Kasım tarihi itibariyle ülkemizde resmi olarak satışa çıktı. Satışa çıktı ancak bulması birazcık zahmetli oldu arkadaşlar. Öyle ha deyince gidip herhangi bir marketten vesaire alamıyorsunuz kendisini. Ya alabiliyorsunuz da stok bulabilirseniz arkadaşlar, insanlar araya tanıdıklar falan filan sokarak almışlar. Öyle muhabbetler duyduk. Biz bir şekilde kendisine ulaştık. Yani 8299 TL'yi verip aldık. PlayStation 5'in boyutlarından çok fazla bahsetmeye gerek yok. Zaten birçok kez konuşuldu, tartışıldı. Ancak neredeyse bilgisayar kasası desem yanlış olmaz. Bayağı ağır, bayağı kuvvetli kaslı bir kasa olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İsterseniz yatay bu şekilde, isterseniz de dik alt tarafta bir standı var. Onu takıyorsunuz, o şekilde kullanabiliyorsunuz. O artık sizin ortamınıza kalmış. Tasarımda yine çok fazla söylenen bir şey var. Kasanın belli yerlerinde, DualSense'in belli yerlerinde bu PlayStation'ın ikonikleşmiş olan üçgen, daire, X, kare gibi tuşlarını görüyoruz. Ufak olarak oraya işlemişler. Gayet de şık duruyor. İki tane gördüğünüz gibi beyaz tabakamız var, beyaz plakamız var. Bunların arasına siyah bir bölüm yerleştirilmiş. Bu siyah bölüm Piano Black diyebiliriz aslında kendisine ve çok fazla parmak izi bırakıyor ve çok fazla toz tutuyor arkadaşlar. Daha kutusundan çıkarı çıkarmaz tozlanmaya başladı. Böyle bir sorunu maalesef ki var. Önümüzdeki model CD girişi olan bir model arkadaşlar. Bildiğiniz gibi iki farklı sürüm olacak PlayStation'ın. Diğeri ne kadar şu an ülkemize gelmiş olmasa da o modeli de göreceğiz ilerleyen günlerde. Ancak bunda bir CD girişimiz var. Yine neler var giriş çıkışlardan bahsedelim. Ön tarafta artık zaten standart arkadaşlar Type-C'ye geçti bildiğiniz gibi artık. PlayStation'da kolumuzu falan Type-C ile şarj edeceğiz. Ön tarafta da bir Type-C girişi mevcut. Bir tane normal USB'miz var. İşte CD çıkartma ve PlayStation'ın açma tuşu falan filan var. Zaten artık bunlar standart. Arka tarafta bir adet HDMI ağ girişimiz ve iki tane normal standart USB'miz var arkadaşlar. Tabii ki de bir de güç kablomuzu bağlayabileceğimiz bir bölüm bulunuyor. Tasarımdan son olarak şöyle çıkabiliriz aslında arkadaşlar. Tasarım tamamen göreceli. Bunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Orası tartışılır. Ancak telefonlarda da görüyoruz genelde. Bir önceki nesle benzer bir tasarımla çıkıyor ortaya. PlayStation, Sony burada tamamen farklı bir dile gitti arkadaşlar. Bildiğiniz PlayStation 4 görünümünden apayrı bir cihaz bizleri bekliyor. Biraz da içinden bahsedelim. Çok fazla sizi sıkmadan içinde neler var bunlardan bahsedeceğim. AMD'nin geliştirdiği bir işlemci var içinde. Bildiğiniz gibi 8 çekirdekli Zen 2 mimarisine sahip bu işlemci. Aynı zamanda 3.5 GHz hızında çalışıyor. İşlemcimizin tabii ki de şöyle bir farkı olacak. Bu sonuçta bir oyun konsolu. Bununla tek amacımız oyun oynamak arkadaşlar. Tabii medya izleme vesaire onları bir kenara bırakalım. Çok önemli değil. Ancak ana amacımız oyun oynamak. Tabii ki de işlemci de buna göre ayarlanıyor arkadaşlar. Tabii GPU da burada etkili. Bildiğiniz gibi ekran kartı da diyebiliriz aslında etkili. Oyun oynamak amacımız olduğu için CPU ile GPU tamamen buna göre tasarlanmış. GPU tarafında yine AMD ile çalışılıyor arkadaşlar. RDNA 2 mimarisine sahip 36 işlemci birimli. 2.23 GHz hızında yine oyun odaklı bir canavarı görüyoruz. Görüntü işlemcisi dakikada 10.28 teraflop, yani yaklaşık 10 trilyon işlem yapabiliyor. Böyle de bir yanı var. Yeni nesil oyunlarda biliyorsunuz arkadaşlar artık çevre detayları, oyuncuların detayları, işte orada oynadığımız karakterin detayları vesaire çok önemli. Bunların hep yüksek olması lazım. Burada da bu ekran kartımızın önemini göreceğiz. Şu an tam olarak göremiyoruz. Tam performansını tabii ki de ilerleyen yıllarda daha iyi anlayacağız. Tabii ki de AMD'nin geliştirdiği bu teknolojiler sayesinde PlayStation 5 üzerindeki bütün sorunlar, yani olabilecek, çıkabilecek bütün sorunlar kağıt üzerinde çözülmüş gibi duruyor. Tabii ki de daha güzel oyunlar geldikçe, daha PlayStation 5'e özel oyunları gördükçe bunları daha iyi anlayabileceğiz. Madem konumuz hız, birazcık da içindeki depolamasından bahsedelim. Çünkü PlayStation'ın Sony'nin en çok bastırdığı noktalardan bir tanesi buydu. 825 GB'lık bir SSD var içinde arkadaşlar. Bu konuda çok tartışıldı ki birçok kullanıcı bunun çok düşük olduğunu düşünüyorlar. Saniyede minimum 5.5 GB'lık okuma ve yazma hızlarını sunabiliyor. Tabii ki de bu tarz teknolojileri bilgisayarlardan da alışırız arkadaşlar. Ne işimize yarıyor? Oyunumuz jart diye açılıyor mesela. Ya da Spider-Man'i oynuyorsunuz. Haritada fast travel, yani hızlı bir yere gitmek istiyorsunuz. Haritada yer değiştireceksiniz. Oradaki bekleme sürelerini minimuma düşürüyor. Çok kısa bekliyorsunuz. SSD'den de bahsettik. PlayStation'dan genel olarak bahsettik. Birazcık da şu koldan bahsedelim. Yani DualSense'den. Bildiğiniz gibi PlayStation 4'lerde biz bunlara DualShock diyorduk. Artık DualSense diye geçiyor. Özelliklerine baktığımız zaman da aslında bu ismi hak edecek bir DualSense yaptıklarını söyleyebiliriz. İlk başta şunu söyleyeceğim. Bir önceki nesilde olduğu gibi kendisi şarjlı arkadaşlar. Herhangi bir pil takmıyoruz. Üzerindeki Type-C girişinden şarj edip oynuyoruz. DualSense ile ilgili yine en çok konuşulan detaylardan bir tanesi şu tetik tuşlarındaki olaylar arkadaşlar. Mesela bu tuşlar oyundaki duruma göre anlık olarak tepkimesini değiştirebiliyor.
anlayabiliyor. Yorgun bir futbolcuyu diyelim koşturuyorsunuz, adamın yorgun olduğunu hızlı koşarken şu şekilde anlayabiliyorsunuz. Nereden anlıyorsunuz? Bu tuş daha zor basıyor. Ya da bir ok atıyorsunuz işte, okun gerginliğini vesaire yine bu tuş sayesinde anlayabiliyorsunuz. Yine içerisinde çok iyi bir titreşim motoru yerleştirmişler, birçok yerinde motorlar var arkadaşlar. Siz mesela böyle bir araba kullanıyorsunuz, taşlı bir zeminde gidiyorsunuz, öyle bir titreşim veriyor ki size o zeminin taşlı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ya da toprağa geçtiniz, toprakta gidiyormuşsunuz hissiyatını titreşimle birlikte size sunmaya çalışıyor. En iyi aslında şöyle anlatılır. Mesela bir kılıcı duvara vurdunuz, o zaman kol farklı titriyor. Ya da bir tahtaya vurdunuz o kılıçta, o zaman farklı titriyor gibi gibi. Birazcık daha sonra deneyimlemeden anlatması zor olan bir şey. Tabii ki de DualShock 4'te de gördüğümüz gibi üzerinde bir hoparlörümüz var arkadaşlar. Oyundaki bazı sesler bu hoparlör üzerinden geliyor. DualShock 4'te de bunu görmüştük zaten. Burada da yine geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bir de alt tarafına ufak bir mikrofon eklemişler. Oyuncu konuşmalarımızı o mikrofon sayesinde yapabiliyor. 3.5 mm'lik jack girişi, birçok telefon incelememizde söylüyoruz. Kaldırılıyor, kaldırılmıyor. Bu bir sorun vesaire değil. Ancak bir oyun konsolunun kumandasında olması gereken bir şey. Aynı şekilde DualSense'imizde de bu giriş bulunuyor. Şimdi o kadar konuştuk. Tabii ki de kendisini bir de televizyona bağlı bir şekilde sizlere gösterelim arkadaşlar. 4K bir televizyona ihtiyacımız var. Bağlayacağız. Onda bir şöyle menülerine bakalım. Genel neler sunuyor bir görelim hep birlikte. Ondan sonra da yavaş yavaş çıkışa doğru geçeceğiz. Evet, şimdi televizyonumuza bağladık arkadaşlar. PlayStation'ı o malum Spider-Man'in sokakta durduğu sahneyle girişi yapmak istedim. Ancak şöyle hızlıca bir PlayStation'ı bir açalım, kapatalım bakalım ne kadar hızlı kapanacak. Kapanışına bakalım. Şu an hala ışığı yanıp sönüyor ve kapanmak üzere. Kapandı. Sinyal yok diyor. Şimdi tekrar açalım bakalım ne kadar hızlı açılacak. Bastık düğmemize. PlayStation logosunu gördük. Hem böylece bir genel menüye de bakmış olalım, hem de hızını görmüş olalım. Açılıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Girişi yaptık ve PlayStation 5 kullanıma hazır arkadaşlar. Gayet hızlı bir şekilde açıldı. Zaten hızını birazdan çok daha net bir şekilde anlayacağız. PlayStation'ı ilk satın aldığınız zaman içerisinde tabii ki de oyun bulunmuyor. Astro's Playroom dışında. Bu oyunu mutlaka alırsanız oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü PlayStation 5'in DualSense ile ilgili sizlere çok fazla detayı veriyor. Birazdan bir bakacağım oyuna. Şöyle genel olarak menüsüne bakalım PlayStation 5'in. İşte oyunlarımız burada. Medya içeriklerimiz bu bölümde yer alıyor. Daha sonra yukarıda ayarlar, arama kısmı ve profilinizi görebileceğiniz bölümler mevcut arkadaşlar. Biz oyunlara geri dönelim. Normalde PlayStation 4'te bildiğiniz gibi şu ana ekran tuşuna basılı tuttuğumuz zaman yan taraftan bir menümüz geliyordu. Artık basılı tutma ortadan kalktı. Bir kere sadece şu tuşa basıyoruz ve alt tarafta menülerimiz açılıyor arkadaşlar. İşte ana ekran, geçiş yapma, bildirimler, game base, müzik, ses, mikrofon gibi birçok detayı burada görüyoruz. Aksesuarlarımız burada. Şimdi lafı çok dolandırmayalım arkadaşlar. Şu malum Spider-Man Miles Morales'in bir RTX açık kapalı nasıl gözüküyor ona bakalım. Aynı zamanda oyunu da açtım. Oyun ne kadar hızlı açılıyor bir onu da görün istiyorum. Loading ekranları nasılmış vesaire buna bir bakalım. Daha oyunun en başındayız bu arada. O yüzden ilerlemiş sahnelerinden bir şey görmeyeceksiniz. Merak etmeyin, herhangi bir spoiler yok bu videoda. Örümcek adam atladı ve şehirdeyiz arkadaşlar. Şu an 4K ve 60 kare oynuyoruz oyunu. Bunu hatırlatalım. Bunu nereden anlıyoruz? En çok zaten anlaşılan nokta burası. Şöyle bir tane bina seçelim kendimize. Arka tarafta bir şehir silüeti görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şehir silüeti RTX kapalıyken kafasına göre random bir görüntü atıyor. Mesela bakın arka tarafta işte uzun bir bina var vesaire vesaire. Döndürüyoruz, bakıyoruz. Bir tane uzun bina var ama burada gördüğümüz uzun bina değil arkadaşlar. Apayrı bina, işte kuleler vesaire var. Arkamızda bir bina olmasına rağmen bu binayı göremiyoruz. Mesela şuradan bir uçak geçiyor. O uçağı göremiyoruz gibi gibi birçok detayı RTX kapalı olduğu için algılayamıyoruz. Ama şu an 60 kare oynuyoruz. Bunu açmak için ne yapıyorsunuz? PlayStation 5'te böyle bir olay var. Ayarlara geliyorsunuz. Görsel ayarlara gelip grafik modunu performanstan, burada zaten diyor eğer 60 kare görüyorsun ama ray tracing vesaire gibi şeylerden mahrum kalıyorsun diyor. Bunu Fidelity'ye alıyoruz. 30 FPS'ye düşecek ama daha güzel göreceksin oyun diyor. Son save'den bir daha başlatacağım ben seni diyor. Buna da tamam diyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir bekleme vesaire olmadı loadingler arasında. Jart diye geçti arkadaşlar. 30 FPS ile 60 FPS arasındaki farkı net bir şekilde hissediyorsunuz bu arada. Onda bir şey yok. Ancak bence görüntü olarak da farkı çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Hakikaten RTX'in açık olduğu ışıklandırmalardan, çevresel etkenlerden falan filan çok net bir şekilde belli oluyor. Ancak FPS'nin de düştüğünü zaten şöyle sağ sol yaptığınızda bile net anlayabiliyorsunuz. Mesela yine şu aynı binaya bir tırmanalım. Şimdi cama bakın arkadaşlar. Arkamızda bir bina var. Yani yansıma neyse bize tam olarak onu gösterebiliyor. Son ayarlarda çok güzel gözüküyor. Keşke tabii ki de bunu 60 FPS oynayabilseydik. Ancak yine de 30 FPS'de bile gayet tatmin edici. Bayağı keyifli arkadaşlar. Bunu bir ön bakış olarak düşünebilirsiniz. Dediğim gibi hani daha detaylı oyun deneyim vesaire istiyorsanız bununla ilgili ayrı bir video çekeriz. Şöyle mesela foto modu bir açalım. Yani daha ne denebilir ki? Modellemeler falan bayağı efsane duruyor arkadaşlar. Şu an PlayStation 5 üzerinde böyle sizi etkileyecek çok fazla oyun yok.
yok. Çok az oyun var. O yüzden birazcık daha hani almak için yanıp tutuşuyorsanız da birazcık daha bekleyin. Çok özel bir ilginiz yoksa, ben illa ilk çıktığı gibi alacağım demiyorsanız bence biraz bekleyin. Oyunlar biriksin, bir önünü görün siz de. Şimdi şöyle hızlıca menüye dönelim bakalım. Ana menüye dönmek için basılı tutuyoruz. Astro's Playroom'u da göstereyim sizlere. Hatta şöyle bir markete de bakalım isterseniz. Market nasıl gözüküyor? PlayStation Store'a girdiğimiz zaman işte en son koleksiyonlar, abonelik gibi bölümler burada yer alıyor arkadaşlar. Yine satın alabileceğimiz oyunları vesaire görebiliyoruz burada. Yani PlayStation 5 özelinde çok fazla oyun olmasa da yine de alabileceğiniz bazı oyunlar var. PlayStation 4'ü uzun süredir kullanıyorum. Aradaki farkı, SSD'nin farkını çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Playroom'u da bir göstereyim sizlere. Zaten bu direkt aldığınız zaman içinde kurulu olarak geliyor arkadaşlar. Hani bir bakarsınız kolunuzda PlayStation koluyla ilgili, DualSense ile ilgili oldukça ciddi sizlere bir şeyler sunuyor. Hani bu tetik tuşları ne işe yarıyor, titreşim motoru vesaire vesaire gibi hakkında. Hatta şu logo gelirken bile mesela o yazın üzerinden geçen efekte nereden geçtiyse orası titriyor. Yürürken net bir şekilde attığı adımları elimizde titreşim olarak hissettiriyor. SSD yarış pisti. Buraya bir girelim. Tabii ki de oturup da saatlerce oynayacağınız bir oyun değil. Birazcık daha aslında teknoloji demosu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kendini fırlattır diyor. Şöyle DualSense'imizi hareket ettirerek uçurabiliyoruz. Neyse bir de son olarak sizlere God of War'u göstereyim. Şimdi God of War'u açtık arkadaşlar. God of War'la ilgili bir şey anlatmayacağım. Oyunlar arası geçişlere bakacağız. Hani Xbox'ta olduğu gibi hızlı geçiş olayı yok. Ancak tabii ki de yine SSD'miz sayesinde oyunlar arasında hızlıca geçebileceğiz. Mesela Spider-Man'e geriye dönelim. Bir kere basıyoruz. Şu aşağıda geçiş yapma aracı diye bir şey eklendi buraya. Gördüğünüz gibi oyna diyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt kapattı God of War'u. Buraya gelecek şimdi. Ve kaldığım yerden devam edeyim vesaire diye bir şey yok arkadaşlar. Oyunu sıfırdan açıyormuş gibi yapıyor. Ancak tabii ki de yükleme sürelerimiz çok hızlı olduğu için cart diye açılıyor oyunumuz. Zaten şimdi bastım. Bakın direkt şehre gelecek. Başladık bile bu kadar. Yani toplam 15-20 saniye bile beklemedik bir oyunu kapatıp başka bir oyunu açmak için. Bu da aslında SSD'nin ne kadar güçlü olduğunu, konsol için ne kadar gerekli olduğunu bizlere gösteriyor. Son olarak bir de iki şey göstereceğim aslında sizlere. Birisi ekran kaydı bölümü. Yani PlayStation 4'te de vardı. Bu tabii ki de burada çok fazla geliştirildi. Tuşumuza basıyoruz. Sol üstteki küçük tuşa ekran görüntüsü alma, yakın zamandaki oyun deneyimini kaydetme veya yeni kayıt başlatma gibi seçenekler ya da yayın açma ya da burada görüntü yakalama seçenekleri var. Gördüğünüz gibi 3840'a 2160 da istersek kayıt alabiliyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Son olarak da sizlere şunu göstereceğim. Menüyle alakalı değil aslında, birazcık daha konsolla alakalı. Şöyle ayarlara gelelim. Depolamadan bahsediyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk açtığımız zaman gördüğünüz gibi bize kalan 667 GB'lık bir boşluk arkadaşlar. Bizim içine yüklediğimiz 3 oyunla birlikte, ki zaten bir tanesi içinde kalıyordu. Bunlar 95 GB'lık bir yer tutmuş. 552 GB'da şu an boş yerimiz mevcut. Şimdi gelin masaya geri dönelim ve yavaş yavaş çıkışa doğru gidelim isterseniz. Televizyona bağladık, baktık menülerine falan filan, bu kısımları da geçiyoruz arkadaşlar. Artık videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Daha detaylı olarak ne istiyorsanız mutlaka, PlayStation zaten artık biz de parasını verdik, aldık. İstediğiniz herhangi bir şey varsa, abi şu oyun deneyin, şununla kapıştırın, işte Xbox'ta karşılaştırın vesaire gibi şeyler istiyorsanız mutlaka yorumlar bölümünden yazın arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince sizlere bu videoları sunmaya çalışalım. Bu arada PlayStation 5 simülasyonunu izlemek için Webtekno Plus kanalımızı da ziyaret edebilirsiniz. Son sözlerimizi de söyleyelim arkadaşlar. PlayStation 5 tabii ki de çok kuvvetli, çok güçlü bir alet. Uzun yıllar muhtemelen oynayacağımız bir alet. Ama teknoloji bu kadar hızlı gelişirken de belki de 2 yıl sonra daha güçlü modelini göreceğiz. İşte PlayStation 5 Pro vesaire gibisinden. O yüzden şu an için hem fiyatı yüksek, belki yılbaşından sonra bir indirim olur vesaire, onu bekleyin. Hem de şu an için PlayStation 5 üzerinde oynayabileceğiniz çok fazla oyun yok. Ben alayım bunu, aylarca oyun oynayayım, günlerce oyun oynayayım gibi bir derdiniz olmasın arkadaşlar. PlayStation 5'e böyle bangır bangır bağıran Spider-Man bile çok kısa sürede bitirilebilen ek paket gibi duruyor şimdilik. Tabii ben oyunu daha bitirmedim, bir şey söylemeyeyim. Ancak en azından gördüğüm kadarıyla öyle gibi. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte PlayStation 5'e şöyle bir genel bir bakış yaptık. Dediğim gibi istediğiniz bir şey varsa, abi şurasına mutlaka bakın, merak ediyoruz dediğiniz yorumlar bölümünden bizlere ulaştırın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.